kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Dinden çıktım gibi bir vesvese geliyor. Bundan nasıl kurtulurum? Vesvesenin aslı bilinmediği takdirde şeytan bunu sürekli kullanacak ve insanlara sürekli vesvese vermek suretiyle hayatlarını zindan etmeye çalışacaktır. Ancak vesvesenin hakikatinin ne olduğu anlaşılırsa hem vesveseyi anlar ve vesvese kendisine zarar vermez, hem de şeytanın tuzaklarından kendini kurtarmış olur. Kur'an ayeti kerimesinde ifade edildiği gibi, şeytanın tuzağı çok zayıftır. Aslında neredeyse ortada bir tuzak da yoktur. Ama tuzak varmış gibi bir his uyandırıyor, insana böyle bir vehim veriyor ve insanı kendisine zarar verdirecek hale getiriyor. Şimdi bu vesveseden kurtulmanın yolu vesvesenin ne olduğunu ve bize hiçbir zararı bulunmadığını bilmekle mümkündür. Bir defa ben vesveseden çok rahatsızım, şeytan bana zarar vermek istiyor diye endişe eden bir adam demek ki bu insanın bu düşünceleri kalbinden gelmediğini anlamalı. Eğer kalbinden gelseydi bu düşünceler o zaman bunun kalbi rahatsız olmayacaktı. Madem ki aklına gelen, hayaline gelen o düşüncelerden rahatsız oluyor. Ve madem ki bunlar acaba beni dinden mi çıkardı gibi bir dişeye kapılıyor. Acaba bu işlediğim hatalar, hayalimden geçen düşünceler, kalbime gelen bu manalar benim imanıma bir zarar mı verdi diye bir sıkıntı taşıyor. Demek ki bunlar kendisinden değil. Yani bir insan kendi kendine vurup ağlamayacağına göre öyleyse buna dışarıdan bir müdahale eden var. İşte onun kalbinin bu tür vesveselerden rahatsız olması gösteriyor ki bu düşünceler asla kalbinden değil, aksine kalbinin yanında bulunan ve imtihan için verilmiş olan lümme-i şeytaniden üfleniyor. O üflüyor, bizi oynatmaya çalışıyor. Ama onun üflemesinin bizim imanımıza da, ahlakımıza da, itikadımıza da, maddi mani hayatımıza da hiçbir zararı söz konusu değildir. Bu bir açıdan. İkinci açıdan bildiğiniz gibi hayalimizden geçen şeyler hüküm değildir. Yani bir insan hayalen bir bina yapmak istese, hayalinde bina gerçekleşse bile ortada bina diye bir şey yoktur. Benim şu kadar param var, şu kadar malım, mülküm var diyerek bir insan gerçekte olmayan ama hayalen bir düşünceye kapılsa herhalde hayalinden geçenleri gerçekleşmiş gibi saymayız. Dolayısıyla Şeytanın bizim hayalimize gönderdiği o manzaralar, o düşünceler kesinlikle imanımıza zarar vermez ve hayalin hükmü yoktur. Mesela hayalen bir adamı öldürseniz, o adamı öldürmüş olur musunuz? Hayır. Öyleyse şeytanın hayalimize attığı bu resimlerden, düşüncelerden ve anlayışlardan da asla imanımız bir zarar görmez ve ahlakımıza bir zarar söz konusu değildir. Bir insanın elinde bir teleskop olsa, bununla yıldızları seyretse ama seyrettiği teleskopun aynasında herhangi bir leke olsa veya kenarlarında bu ne insanın gözüne zarar verir ne de yıldızları kirletir. Dolayısıyla insanın hayalinden geçen düşünceler ne insanın ruhuna, aklına ve kalbine zarar verir ne de o yaptığı ibadetlere, inandığı hakikatlere zarar verir. Öyleyse biz şeytandan gelen vesveseleri buna benzeterek onun asla bize bir zarar vermediğini anlamalıyız ki onun tuzağına düşmeyelim. Şimdi sizin elinizde bir ayna olsa ve bu aynayı çok ileride bulunan bir yılana tutsanız şöyle uzaktan. Sizin aynanızda yılanın şekli görülecektir ama aynada. Peki aynadaki yılan sizi ısırabilir mi? Veya aynanıza bir ateş resmi düşse, uzaktaki bir ateşi aynanızda aksetse, aynanız yanar mı? Veya uzak uzakta bulunan bir afedersiniz necaset, bir lağım pisliği aynanızda görülse, aynanız kirlenir mi? Hayır. Madem ki Yılanın aynadaki görüntüsü, ateşin aynadaki görüntüsü, necasetin aynadaki görüntüsü aynaya zarar vermez, aynayı yakmaz ve aynayı kirletmez. Öyleyse bizim hayal aynemize gelen şeytandan atılan düşünceler, resimler ya da böyle imanımıza zarar verdiğini zannettiğimiz hal ve durumlar asla imanımıza zarar vermez, imanımızı kirletmez ve imanımızı ısırmaz ahlakımızı bozmaz Allah'ın izniyle. Bu aşlardan değerlendirdiğimizde şeytanın tuzağı gerçekten çok zayıf ama bu zayıflığı, bu hiçliği bilmeyen kardeşlerimiz ne yazık ki bu tuzağa düşüyorlar. Asla itikadımıza da, imanımıza da, ahlakımıza da, hayalimize de, ruhumuza da, kalbimize de, aklımıza da, maddi manevi hiçbir şeyimize bu şeytanın vesveseleri ve tuzakları zarar vermez. Yeter ki biz onun farkında olalım. Bunu bir örnekle daha anlatarak cevabı bitirmeye çalışalım. Şimdi karanlıkta bazı insanlar özellikle yalnız kaldıklarında ve havada karanlıksa özellikle çocuklarda çokça vukuvlan bir olaydır. Oradaki hareket eden bir şeyi bir insanın kolu zanneder. Ve o rüzgarın esmesiyle sanki orada bir insan var zanneder. Işığı yakar bakar ki... Orada ne insan var ne de kol var. Meğer perdenin sallanmasını insan kol olarak şeytan ona hayal ettirmiş. İşte gerçekte olmayan bazı şeyleri biz varmış gibi zannederek buna vehim diyorlar. O vehimle ondan sonra hayalimize canlandırıyoruz. Var olan bir şey sanki orada bize bakıyormuş gibi hayal ediyoruz. Sonra olmayan bir şeyden başlıyoruz korkmaya ve endişe etmeye. İşte şeytanın bizim gerek kalbimize attığı, gerek hayalimize gönderdiği, ister resimler olsun, ister düşünce olsun, ister itikadi ve imani olsun, isterse ahlaki olsun, bunların hiçbirisinin hem aslı yoktur, hem de bize, aklımıza ve kalbimize de bir zararı söz konusu değildir. Euzubillahimineşşeytanirracim diyelim ve işimize devam edelim.